SEC Başkanı kripto paralar hakkında konuşuyor. Biz de bundan bahsedeceğiz ve ne var ne yok diyor. Bu durumun üzerinde duracağız. SEC Başkanı Gary Gensler bir forum için hazırladığı konuşmasında kripto paralar hakkındaki görüşünü pekiştirdi. Gensler kripto para firmalarının geleneksel finansla aynı kurallara tabi olduğunu söyledi. Burası tabii ki hoş bir durum değil. Başından beri yapılan hata ve sürekli olarak eleştirilen, hepimizin eleştirdiği bir durum. SEC direkt olarak diyor ki, kripto para firmaları beraberinde aynen diğer geleneksel finans şeylerinde yani şirketlerinde olduğu gibi bu aynı kurallar geçerlidir. Fakat o şekilde değil. Ha, bunu mahsus söylüyor. Mahsus söylüyor ki kendi regülasyon çerçevesi içerisine piyasayı alabilsin. Ya, tamamen ana mantık ve genel motivasyonu bu. Başka bir şey yok. Dolayısıyla kendi çerçevesine girmek istemeyenlere de kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptı diyor ve dava açıyor. Gensler ayrıca sektörün geniş kapsamlı uyumsuzluğu göz önüne alındığında duruşuyla ilgili sorunları olmasına şaşırmadığını belirtti. SEC Başkanı geri adım atmıyor. Kripto paralar için de geçerli. ABD SEC Başkanı Gary Gensler sektörden gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Gensler çarşamba günü 2023 menkul kıymetler uygulama forumunda yaptığı hazırlıklı konuşmada görüşlerini pekiştirdi. Burada tabii ki çok ciddi, Gary Gensler çok ciddi bir şekilde eleştiri almaktadır. Aldığı eleştiriler sadece piyasadan değil, ABD tarafında da çok sert eleştiriliyor Gary Gensler. Komite üyeleri biliyorsunuz yani küfürler edildi adama, daha ne olabilir? Dolayısıyla yalnızca kripto paralardaki yani bizim sektörden gelen bir eleştiriden bahsedilmiyor burada. SEC Başkanı birçok kripto para biriminin mevcut menkul kıymetler yasalarına tabi olduğunu söylemeye devam ediyor. Son yasa şu anda yürürlüğe girmemiş olan, girememiş olan çünkü Senato'da açıkça kabul edilmeyeceği anlaşılabildiği için McHenry'nin tutup da Senato'ya sunmadığı ve hükümet değişiminin beklendiği yasa bundan dolayı beklemektedir. Çünkü tersini söyledi. Piyasadaki aslında pek çok kripto parayı menkul kıymet olarak değil, birer emtia olarak değerlendirdi. Dolayısıyla SEC Başkanı Gary Gensler bu olay karşısında da ağlamıştı. Bu yöndeki uzun süredir devam eden görüşünde ısrarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Gensler, kripto firmalarının geleneksel finansı aynı kurallara tabi olduğunu söylüyor. Bu arada diyor, düzenleyicinin henüz onaylamadığı spot Bitcoin ETF'leri için bekleyen başvuruların durumu hakkında bir haftadır spekülasyonlar devam ediyor. Gensler'in yorumları da tam bunun ortasında geldi. SEC Başkanı son konuşmasında kripto paralar hakkında şunları söyledi. Bu arada tabii ETF demişken ona da değinmeden geçmeyelim. ETF'lerin ortalama 2024 Ocağın başı 10 Ocak tarihinden önce ama Ocak'ta olmak suretiyle kabul edilmesini bekliyoruz. Kripto varlık menkul kıymet piyasalarında yatırımcıların ve ihracatçıların menkul kıymet yasalarımızın korumalarını daha az hak ettiklerini gösteren hiçbir şey yok. Kongre 1933'te ya da 1934'te menkul kıymetler yasalarının yalnızca hisse senetleri ve tahviller için geçerli olduğunu söyleyebilirdi. Ancak Kongre menkul kıymet tanımına yatırım sözleşmesi de dahil olmak üzere uzun bir liste dahil etti. Peki o listenin içerisinde kripto paralar var mı? Bence yoktur yani. Yani işte. Düzenleyici kurumun yaklaşımı yoğun eleştiriler alıyor. SEC'in geçtiğimiz yıl kripto firmalarına karşı çok sayıda dava açtı. Bunlar arasında ABD merkezli Coinbase ve dünyanın en büyük kripto borsası Binance da var. Geçtiğimiz yıl açmadı ki bu yıl açtı. Haziran'da açtı hatta. Bu davalarda ajans genellikle işlemlerin yatırım sözleşmesi olup olmadığını araştırıyor. Dolayısıyla menkul kıymetler yasalarına tabi olup olmadığını belirlemek için çalışıyor. Ben hep söylüyorum yani bunu şu anda değerlendiriyoruz ama sonuçta yapılacakların bir sınırı vardır. Şu anda Gary Gensler
İstediği kadar konuşsun, istediği kadar ağlasın, zırlasın işte şu menkul kıymet, bu böyle bilmem ne. İstediği kadar diyorum ya ağlayıp zırlasın. Yani bunun çünkü ötesi yok. Hükümet değiştikten sonra geri Gensler'a tekme vurulacak. Bu doğrultuda Narenciye bahçelerini içeren 1946 tarihli bir ABD Yüksek Mahkemesi davası olan Havites'ine atıf yapıyor. Ancak bu yaklaşım Coinbase'de dahil olmak üzere bazılarının eleştirilerine neden oldu. Coinbase, SEC'in Havi'deki argümanlarını tanınmayacak kadar genişlettiğini söylüyor. Evet, üzerinden tabii manipülasyon da yapıyor. Havi testinden bahsediyor. Havi testi üzerinden bir şekilde altından şöyle, üstünden böyle, şurası şöyle, osu öyle, busu böyle falan derken dolayısıyla diyor kripto paralar hiç değilse şu kripto para, bu kripto para menkul kıymettir. Yani alakası olan olmayan her şeyden bahsediyor. Gensler'dan ilginç çıkış kripto paralardan başlatmayın şimdi. Kripto endüstrisi özellikle geçtiğimiz yıl kripto borsası FTX, kripto hedge fund Three Arrows Capital ve algoritmik stablecoin TerraUSD'nin çöküşleri nedeniyle çalkantı yaşadı. Bunların ardından Gensler sektörün sorunlarını şaşırtıcı değil olarak nitelendirdi. Bu bağlamda SEC Başkanı kripto paralar konusunda şu eleştirileri yaptı. Bu alan dolandırıcılık, iflaslar ve kara para aklamayla dolu bir alan. Bu alandaki pek çok kuruluş, Satoshi Nakamoto'nun ünlü White Paper'ından önce yayımlanan düzenlemelerin erişiminin ötesinde faaliyet gösterdiklerini iddia ediyorlar. Bununla birlikte iflas mahkemesine ve özel anlaşmazlıklarını dava ederken yasaların korumasını aramaktan da geri durmuyorlar diyor. Durmayacak tabii, ne yapacak? Yani yasalara başvuran sensin aslında. Şaplağı yiyen yine sensin. Ama ağlayan yine sensin. Bu işten hiçbir şey anlamadık. Gensler, McDonald's'ın eski CEO'sunun da dahil olduğu bir davada dahil olmak üzere SEC'in başkalarına karşı yönelttiği suçlamalar hakkında da genel olarak konuştu. SEC Başkanı, ve sakın beni kripto paralar konusuna sokmayın. Bu son derece uyumsuz alanda suçladığımız tüm bireylerin adını bile vermeyeceğim diyor. Ya Allah aşkına. Yani zaten suçladığı bireyler kim? Onu geçtim. Bundan birkaç sene sonra kim Gary Gensler diye birini kim hatırlayacak? Kriptolar kalacak. Gary Gensler da dalga geçilen bir keltoş olarak piyasada anılmaya devam edilecek yani. Bunları gördük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.